Im nächsten Flüchtlingslager angekommen, haben wir wieder ein Schicksal einer Familie dort mitbekommen. Ich habe mich orientiert dort im Lager, im Flüchtlingslager, und habe gefragt nach ziemlich schwer Verletzten oder sehr Bedürftigen. Circa nach 10 Minuten kam eine Frau an. Man hat sofort gesehen, dass sie eine Hälfte ihres Armes nicht bewegen konnte. Sie hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, ich habe etwas zu erzählen. Laskiye'ye geldik burada. Türkmenler var burada. Suriyeli Türkmenler. Ve dağıtımımızı yaptık, yardımlarımızı yaptık. Burada bir anamız var, bir bacımız var. Kendileri evlerinde bomba düşmüş ve bütün evdeki çoğu erkek olanlar, çalışanlar ölmüş. Hatta gerisini kendisi anlatsın çünkü ben anlatacak durumda değilim şu an. Yani bu insanları burada unutmamamız lazım. Bu insanlara yardım etmemiz lazım. Bunlar bizim kardeşlerimiz, bacılarımız. Biz kendi kardeşimizi, bacımızı nasıl kendi çocuklarımıza hissediyorsak bunlara da aynı hisleri göstermemiz lazım. Allah bize bir gün soracak, niye gelmediniz, niye vermediniz, yardım etmediniz diye. Allah rızası için bu insanlara yardım edelim. Buyurun anlatın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim konuşacağım arkadaşlar, yani ne desem bitmez. Yani ne konuşsam bilmiyorum ki. Nereden başlayayım bilmiyorum ki. Bakın şu halimize, geldiğimiz hale bakın. Bakın çadırlarda oturuyor. Bu yağmurlarda akıyor, soğuklarda. Her şeylerde çocuklarımız, çomlaklarımız zelil zefil oldular. Her biri bir yerde. Her şeyimiz ulaşmıyor bize. Ne olun arkadaşlar, yardım edin. Yardım edin bize. Biz her bir şeyden yanlık, yani mağduruk, çok muhtacık, yani çok mağduruk biz, muhtacık, her şeye muhtacık arkadaşlar. Bize yardım edin ne olur. Ya Suriye dedik, evimizde direniyorduk, çıkamıyorduk biz. Laskiye muhafazasında evimiz dedik, bombaların altında tahammül ettik dedik, çıkamayak, çıkmayak bir yere. Bolandı gitti. Ya bomba geldi, 3 tane şehit verdik. Kızım gelin niye hazırlanıyordu? Gelin niye hazırlanıyordu? Bu oldu. Bense kolumu kaldıramam. Bu kolumsa böyle, buradan böyle. Kolum gitti, bomba yedim. 4-5 ameliyat oldu, oluyor. Birden gittim. 3 ameliyat oldu, oluyor. Arkadaşlar yardım edin, Müslüman kardeşler. Ne olur bize yardım edin, sesimizi duyun. Allah razı olsun yardım edenlerden de. Çok teşekkür ederek. Konuş evet. Ana, konuş. Seni dinliyorlar, hepsi evet, sana bakacaklar. Konuşun, bakıyorlar, bakıyorlar. Konuşun. Ay ne var ya? Allah, sağ olun ya. Bu kadar fırlamadı. Yardım istiyor. Bu zalimin hakkından gelsinler. Yeter bu zalimin. Gençlerimiz, yiğitlerimiz, camilerimiz falan kalmadı. Güllen küp etti. Yerleri, yurtları güllen küp etti. 60 kişilik, 60 kişilik camide. Zaddiham. Bu... Görüyorlar bunu, görüyorlar. Hükümetin hiçbir şeyden... Yok. Çekinmiyor yani. Evet. Camilere, hastanelere, bombalara, her tarafa bomba atıyorlar. Hiç yani demezler, orada çocuk var, orada ihtiyar insanlar var. Yok, hastaneye yok, insan bomba atar mı? Bunlar hastaneye bomba atıyorlar. 7 tane şehit verdik camide. Camide, camiye bomba atıyorlar. İnsanlar namaz kılarken ölüyorlar. Ben camide hazırdım bari o zaman. Bir şey derim. Cuma günü babam hazırdı. Allah'ın cuma günü. Öyle yerim benim. Camiye bomba attı. Camimiz eski kadim cami. Eski camimiz. Osmanlı'dan beri camimizdi. Evet. Attı ki bu bombayı, kaç tane kişiler öldü. 6-7 tane şehitlerimiz gitti. Camimiz yerle beraber oldu. O camimizi koruyan insan yoktur ki köyümüzde. Daha da bombalıyor orayı şerefsiz. Bu kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim. İnşallah. Biz bu kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Yaktı, bizim etti bizi. Almanya'da Allah'a şükür durumumuz var. İnşallah. Hepimizin elhamdülillah. Durumu var. Hepimiz biraz bir şey versek biz bu insanların hepsini buradan inşallah kurtarırız. Hepsine yardım ederiz. سورا أصول به من فديت أبوحي بما شئت